iş bulamıyor. Zaten insan yaşlanınca hani ne olacağını bilemiyor ki. Özellikle sigortalı bir iş olsa çok iyi olur. 5-6 aydır oturuyor. Bu 2-3 ay içinde de İstanbul'a gitti, geri geldi. Orada bile iş bulamadı. Böyle bir şey yok. İstanbul'da 1,5 ay kaldı. İş başvuruları yaptı. Orada da iş yok. Çağırmadı kimse onu. Ben çalışmak zorunda kaldığım için gidiyorum işte. O çalışsa ben çalışmam. Hani çocuklarım evde kalıyor işte, gördüğünüz gibi sobayı görüyorsunuz. Ya tek başlarına kalıyor. Çoğu zaman kızım ana sınıfına gönderiyorum onu 5 yaşında. Çoğu zaman geliyor evde tek başına kalıyor. Öbür kardeşleri okuldan gelene kadar. 5 yaşındaki çocuk. Çoğu zaman da hani onun ablası kalıyor onun yanında. Onun da bayağı devamsızlığı oldu. Yani bunlar hepsi eşim çalışamadığı için. Ve dediğim gibi sardesiz olduğu için iş yok yani ona. Hiçbir yardım almıyoruz, yok. Onun sardesizlik işte maaşı vardı. O da İstanbul'a gidip geldiği için gitti adres değişikliği yaptı. O da işte kesildi. Ya onun maaşı da yok. Ya 1600 lirayla zaten kredi kartı borcumuz da var. Bu oturduğu esnada. Kredi kartı borcumuz da var. 25 milyardan daha fazla var. Çalışıyorum. Geçen 2 ay önce şey yapıyorduk. 850 lira kredi kartına gidiyordu. Bu benim çalıştığım 1600 ile. 850 direkt kredi kartına gidiyordu. Geriye ne kalıyor ki 4 tane çocukla? Eşimin iş bulması. Hani sigortalı bir iş olsun, asgari ücretli ya da daha yüksek bir maaşlı. Onu istiyoruz. İşkur'da yazıyoruz, hiçbir şey çıkmıyor. Yani 10 yıldır İşkur'da ismini yazdırıyor, hiçbir şey çıkmıyor. İsmi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şimdi de onu söylüyor zaten. Valiyle de görüşmek istiyoruz, bir türlü görüştürmüyorlar bizi. Ben kaç defa aradım randevu alabilmek için. Kapısına gittim. En son adam bana dedi, istersen yarına kadar burada otur dedi. Onunla görüşemezsin, randevulu. Arıyoruz, randevu da alamıyoruz. Sırf böyle hani onu bir işe koyabilmesi için. İşte o da borçları söylüyor. Sürekli borç, borç nereye kadar? Mesela aşağıdan alışveriş yaptığımız dükkan var şu anda. Onun herhalde 1,5 milyarı var. Ne bileyim, faturalar var. Ya sırf benim çalışmam yetmiyor işte. Bir de ben kalkıp hani işe gidiyorum, o evde kalıyor. Çok gücüne gidiyor. İşte iş kuru söylüyor, gittik ismini yazdırdık. Valinin özel kalemiyle de görüştük. İsmini yani iş kura gönderdiler. Oradan da bir şey çıkmıyor, onu şimdi anlatıyor. Annemin teriyle çalışıp paramı kazanıp hani çocuklarıma bakmak istiyorum diyor. Şimdi bir sürü kurumda engellileri hani iş veriyorlar. Eşimin de öyle bir yerde çalışmasını istiyorum ama sürekli çalışmasını istiyorum. Öyle birkaç aylık değil. Onu talep ediyorum.